Herkese merhabalar. Arkadaşlar çok lezzetli bir şehriye salatası tarifi vereceğim sizlere. İlk önce arpa şehriyemizi pilav gibi pişireceğiz. Bunun için tavaya bir çorba kaşığı tereyağı ve 2 çorba kaşığı sıvı yağını alalım. Tereyağımız eriyince bir paket arpa şehriyemizi ilave edelim. Sürekli karıştırarak şehriyemizi kavuralım. Rengi pembeleşince e, kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Bu aşamada mutlaka yakmamaya da dikkat edelim. Yani iyice koyulaşmasın arpa şehriyenin rengi. Kaynar suyu yavaş yavaş dökelim. Suyumuzun şehriyelerin üzerine iki parmak kalınlığında geçmesine dikkat edelim. İki çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. İyice karıştıralım. Kapağımızı kapatalım ve kısık ateşte pilav gibi pişirelim. Şehriye pilavımız soğurken biz diğer işlemleri yapalım. Bir paket kadar mantarı iyice yıkadıktan sonra yarım ay şeklinde doğrayalım. Teflon tavaya 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Mantarlarımızı da ekleyerek sürekli karıştıralım. Arkadaşlar sürekli karıştırarak kavuralım. Mantarların sulanmaması için yüksek ateşte kavurmaya dikkat edelim. Ve mutlaka tuzunu da en son ekleyelim. Mantarların iyice pişmesi için hafif kızarana kadar kavuralım. Çiğ kalmasın mantarlar. Tabi arzu edenler mantar yerine tavuk da kullanabilir bu aşamada. Gelelim en son bölüme. Soğuyan şehri, şehriyemizi derin bir karıştırma kabına alalım. Daha önceden hazırladığımız malzemeleri sırayla ekleyeceğiz şimdi. Şehriyelerimizin üzerine ince ince doğradığımız bir kase kornişon turşuyu... 1 kase közlenmiş kapya biberi, 1 kase haşlanmış mısırı, 1 kase kadar da kavurduğumuz mantarı ekleyelim. Ince ince doğranmış maydanozumuzu da ilave edelim. Maydanozun dışında arzu edenler yeşil soğan da kullanabilir arkadaşlar. Sıra geldi lezzetlendirmeye. 1 limon suyunu, 2 çay kaşığı tuzu ve 2 çorba kaşığı nar ekşisini de ilave ederek özleşmesi için iyice karıştıralım. Salatamız artık servise hazırdır. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.